Bismillahirrahmanirrahim. Konuşmama başlamadan önce kıymetli hazurunu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün konuşacağımız mesele biraz heyecan seviyesi düşük, kendini ilme vermiş bir şahsın, Ali Beyt nesline mensup bir şahsın hayatıyla ilgili olacak. Cafer-i Sadık ve çevresinde gelişen teopolitik olaylar başlığını uygun gördüm ben yaptığım hazırlık için. Cafer Sadık neden önemli? Cafer Sadık'ın önemli oluşu, Şiilik açısından önemli bir isim oluşu, aynı zamanda Sünni dünyada da seviliyor oluşu. Ve Cafer Sadık'ın ilimle geçmiş bir hayatı var. Yani yaşadığı süreçte aslında çokça siyasi ve dini olay olmasına rağmen o kendisini ilme vermiş, ilimle uğraşmış. Cafer Sadık'ın önce ailevi yapısı, yani kimlik bilgileri üzerinde duralım isterseniz. Cafer Sadık, Hüseyini aileden olan Muhammed Bakır'ın en büyük oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Hicri 80 yılında dünyaya gelmiştir. Hicri 148 yılında da vefat etmiştir. Medine'de doğmuştur. Doğduğunda dedesi Zeynel Abidin'in evinde yaşamaktaydı ailesi. Yani Zeynel Abidin'in yanında terbiye görmüş öyle birisi. Ona Sadık lakabı verilmesinin sebebi kişiliğinden ve kimliğinden kaynaklanıyor. Doğru ve dürüst bir insanmış. Bundan dolayı Sadık denilmiş. Ayrıca Fadıl, Kaim, Kafi, Münci gibi lakapları da var. Ebu Abdullah, Ebu İsmail, Ebul Halas ve Ebu Musa gibi künyeleri de var. Cafer Sadık'ın baba tarafı Hüseyini aileye dayanıyor. Anne tarafı da Hazreti Ebu Bekir'in torunlarına dayanıyor. Annesi Ümmü Ferve. Ümmü Ferve'nin annesi Abdurrahman bin Ebi Bekir'in kızı. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Yani Sünniler tarafından da sevilişi Hazreti Ebu Bekir ailesiyle irtibatlı oluşu sebebiyle. Şimdi burada Cafer Sadık'ın doğum tarihine kadar gelinceye, doğum tarihine gelinceye kadar ki yaşanan süreçten biraz bahsetmek gerekiyor. Cafer Sadık'ın hangi ortam içinde yetiştiğini daha iyi anlayabilmek için. Çünkü Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar bir kültürel şok yaşadılar. Yani Müslümanlık nedir? Bundan sonra nasıl Müslüman olunacak? Tarihi süreci birçoğumuz biliyoruz. Yani ben Anadolu İlahiyat Akademisi'nin faaliyetlerini dışarıdan takip ediyorum. Uzaktan gördüğüm kadarıyla. Buraya gayet seviyesi yüksek konuşmacılar geliyor. Beni de onların arasına dahil ettikleri için, bu hüsnü teveccühleri için onlara teşekkür ediyorum. Oldukça entelektüel bir dinleyici kitlesinin olduğunu da biliyorum. Bundan dolayı diyorum ki, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra neler olup bittiğini sizler biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde aslında Medine'de ciddi bir karışıklık, ciddi bir problem yaşanmadı. Her ne kadar peygambersiz bir hayata nasıl intibak edileceği konusunda kriz yaşanmış olsa bile bu kısa sürede aşıldı. Ama Hazreti Ömer döneminde yaşanan bir olay var. Bu sonraki nesilleri ciddi anlamda etkiledi. O olay yanlış hatırlamıyorsam Halid bin Velid'in komutanlığında, ama bu çok doğru olmayabilir. Müslümanların bugünkü Bağdat civarında bulunan, o günkü Sasani İmparatorluğu'nun başkenti olan Medain'i ele geçirmeleri. Müslümanların Medain'i ele geçirmeleri böyle yaklaşık 15-20 yıl gibi bir süre içinde
kültürel olarak kendilerinden çok daha üstte olan bir medeniyeti hazmetmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Yani Müslümanların hazmetmesi gerekiyordu. Bu o kadar kolay bir şey değildi. Yani Sasani kültüründen önce Müslümanlar Roma kültürüne hamleleri yaptılar ve orada ciddi sıkıntılar yaşamadılar. Yani Mute Savaşı, Tebuk Savaşı, bunlar bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan coğrafyaları üzerine yapılmış savaşlar ve buralar o günün Roma toprakları, yani Roma İmparatorluğundan devralınmış yerler. Ve Roma İmparatorluğu topraklarında Hristiyanlık kültürü var. Ama Sasani İmparatorluğunda Mecusilik diye başka bir kültür var. Ve bu kültür aslında Hristiyanlığa göre daha sert bir kültür, katı bir kültür. Şöyle ki, Cafer Sadık'ın, yani konuşmamızın ilerleyen aşamalarında da göreceğimiz gibi daha çok uğraşmak zorunda kaldığı bir kültür. Sasani İmparatorluğu'nun milli bir dini vardı. Bugünkü Yahudilik gibi, yani sonradan müntesip olmakla değil, ancak o dine mensup bir aileden gelmekle elde edilecek bir din olan Mecusilik gibi bir dini vardı. Ve bu dinde yöneticiler Tanrı olarak kabul ediliyordu. Yani Mecusiliğin biz çok daha geçmişlerine gitmeyeceğiz. Yani Mecusiliğin işte sahih bir din olup sonradan tahrif olduğu gibi konulara girmeyeceğiz ama Hazreti Ömer zamanında Müslümanların karşı karşıya kaldıkları kültür böyle bir kültürdü. Ve Sasani İmparatorluğu'nun arka hudutları, işte bugünkü Özbekistan, Hindistan, Afganistan, Pakistan gibi coğrafyalara, hatta Azerbaycan, hatta belki Rusya steplerine kadar varacak geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Nitekim söylendiğine göre Sasani İmparatorluğu'nun yenilmesi, yani Medai'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi Hazreti Ömer'i hiç de memnun etmedi. Çünkü Hazreti Ömer o kadar büyük bir coğrafyayı kontrol edecek yeterli kadrosunun olmadığından şikayetçiydi. Yani bu o kadar coğrafya nasıl kontrol edilecek? Cafer Sadık'la ilgili olan kısmı, Sasani İmparatorluğu'nun yıkılışındaki ilgili olan kısmı şudur. Medain fethedildiğinde o günkü Sasani hükümdarı Yezdicert, Medain'i bırakıp ülkesinin iç sınırlarına doğru kaçtı gitti. Ve Afganistan civarında orada bir eşkıya grup tarafından üzerindeki kıyafetlerini ele geçirmek üzere öldürüldü. Ama ailesinin fertleri, yani kadınları, kızları cariye olarak, köle olarak Medine'ye getirildi. Medine'ye geldiğinde Yezdicerd'in kızı Şehribanu Hazreti Ömer tarafından Hazreti Hüseyin'e cariye olarak verildi. Ve Hazreti Hüseyin ve Şehribanu'dan Ali bin Zeynel Abidin dünyaya geldi. Zeynel Abidin, Ali yani, Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildiğinde 15-20 yaşlarında bir delikanlı olan Ali, Sasani hükümdar hinterlandı için son derece önemli bir isimdi şundan dolayı. Şimdi Hazreti Hüseyin'den gelen bir peygamber damarı var idi. Hazreti Hüseyin işte Hazreti Fatıma'nın oğlu. Hazreti Fatıma'nın babası Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber Allah'la muhatap olmuş, vahiy almış bir isim. Hazreti Hüseyin'in annesi Şehribanu ise eski Mecusi dinine göre Tanrı olan bir hükümdarın kızı. Dolayısıyla Ali Zeynel Abidi'nin şahsında iki kanaldan da bir uluhiyet birleşmiş oluyor. Dolayısıyla Kerbela olayında bize anlatıldığına göre, işte küçük bir delikanlı olan, hasta olan, bundan dolayı işte Hür bin Yezid'in Ali Zeynel Abidin'e ilişmediği gibi iddialar belki doğru olmayıp Ali Zeynel Abidin'in şahsında toplanan bu süperüstü kutsal kimlik sebebiyle oldu belki bundan dolayı. Ali Zeynel Abidin kendisi siyasi olaylara karışmadı. Yani Zeynül Abidin, abidlerin süsü demek, kendisini ibadete verdi, ömrünü ibadetle geçirdi. Ama oğlu Muhammed Bakır
babasından ziyade ilimle uğraştı. Medine'de yaşadı ve bugün de Hacca Umre'ye gittiğimiz gibi o gelenek hala sürdürülüyor. Mescitte, Haremeyn'de, yani hem Medine'de hem Mekke'de sütunların yanında hocalar dersler veriyorlar. Muhammed Bakır da böyle bir işle uğraştı. Yani kendisine gelen ziyaretçilere Hazreti Peygamber'den duyduklarını aktardı. Onlara ahlaki tavsiyelerde bulundu. Muhammed Bakır'dan sonra Cafer Sadık babasının mesleğini devam ettirdi. O da ilimle uğraştı. Ve ahlaklı bir kimseydi. Kimliğiyle, edebiyle temayüz etmiş bir kimseydi. Cafer Sadık dönemine gelindiğinde önceki Sasani kültüründeki o idarecileri kutsama, onları tanrı olarak görme fikirleri artık İslami bir yapı içinde yeniden şekillendirilmeye başlandı. Yani nasıl diyordu konu? Kaporta Doğan ama Doğan görünümlü Şahin. Yani Müslüman görünümlü Mecusilik gibi. Burada şu bu iddiayı destekleyecek önemli bir faktör. Bakınız, Müslümanlık Mekke'de ve Medine'de doğdu. Ama mezhepler, özellikle Şiilik, ki Hanefilik de buna dahil, Kufe'de şekillendi. Kufe, işte biraz önce ifade ettiğim gibi, bugünkü Bağdat civarında yer alan, Hazreti Ömer zamanında kurulmuş bir şehir ama eski Medayin kalıntıları üzerine kurulmuş bir şehir. Medayin'de, yani o günün şehir kültürü açısından son derece sistemli, çarşı yerleri belli, bilmem ibadet yerleri belli, sistemli bir şehir. Müslümanlar orayı ele geçirdiğinde savaş sebebiyle orası tahrip oluyor. Oranın kalıntıları üzerine, kalıntılarından yararlanarak Kufe şehri kuruluyor. Ve halk da, yani oradaki kültür de aynen devam ediyor. Şiilik o kültürü kullanarak yeniden inşa olmaya başladı. Cafer Sadık'ın dönemine gelindiğinde ilk Şii fikirler ifade edilmeye başlandı. Hazreti Ömer'den sonra kronolojiyi devam ettirecek olursak, Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde yaşanan karışıklıklar, özellikle Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci yarısında iyice gün yüzüne çıkan karışıklıklar, işte Müslümanların kısa sürede teşmil ettikleri, yayıldıkları büyük bir coğrafyayı kontrol edememelerinin sıkıntıları. Yani Mekke'nin ve Medine'nin kültürel geleneği cahiliye geleneğinin devamı. Hatta Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Müslümanlar bu cahiliye kültürünü bir bakıma yeniden kullanmaya da devam ettiler. Mesela Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi. Hazreti Ebubekir'den sonra, yani bu halifelerin seçiminde bu kabileler arası dengeler, bunlar göz önünde bulunduruldu. Ama bu kabile kültürü Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemine gelindiğinde artık toplumu taşımaz olmuştu. Hazreti Ali dönemine gelindiğinde özellikle bu ganimet kültürü, yani askerleri besleyecek savaşlardan elde edilen ganimet kültürü, bu da toplumu taşıyamayacak noktaya gelmişti. Bu ganimet kültürü aslında uzun süre devam etti. Yani bunu Osmanlı'nın çöküş dönemine kadar veya Lale Devri'ne kadar getirmek mümkün. Veya yorumlayıp günümüzde de devam ettiğini söylemek mümkün. Ama zamanla bu şekil değiştirdi. Yani artık fethedilecek toprak kalmadığı için, ganimet elde edecek yer kalmadığı için insanlar arasındaki dengeleri kurmak zorlaştığından Müslümanlar Hazreti Osman zamanında ilk sivil muhalefetle karşılaştılar. Hazreti Ali zamanında bu sivil muhalefet Cemel'de ve Sıffin'de savaşa dönüştü, fiili savaşa dönüştü. Yani iç karışıklıklar başladı. Siyasi karışıklıklar arkasından dini karışıklıkları getirdi. Yani yaşanan karışıklıkların öncelikle siyasi ve iktisadi karışıklıklar olduğunu, problemlerin buralardan kaynaklandığını hatırlamak gerekiyor.
Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hazreti Hasan'ın hilafet hakkını Muaviye'ye devretmesiyle birlikte aslında Müslüman toplumu bir bakıma istikrar bulmuş oldu. Yani kültürel yapı da oturmuş oldu. Şimdi günümüzde Emeviler dönemine Emevi Müslümanlığı vesaire gibi eleştiriler yöneltiliyor ama Emeviler dönemi sahabe ve tabiun dönemidir aslında. Yani en son vefat eden sahabenin tarihi 110'dur. Yani Cafer Sadık'ın doğumu 180 olduğuna göre en azından bir 30 yıl sahabe nesliyle haşır neşir olmuştur. Emevilerin yıkılışı 132'dir. Bu dönemde tabiun neslidir. Cafer Sadık'ın yaşadığı ortam böyle bir ortamdır. Fakat Cafer Sadık'ın adı etrafında gelişen olaylar Kufe merkezli olaylardır. Hazreti Hasan'ın hilafet hakkını devretmesinden sonra Hazreti Hüseyin'in hilafet talebi işte Emevi iktidarı tarafından bastırılmıştır. Bu bastırılmışlık sürekli Emevilere karşı muhalefetle canlı tutulmuştur. Bu muhalefetler sırasında eski kadim Sasani kültürü Şiiliğe evrilmeye başlamıştır. Yani Cafer Sadık'ın gençlik yıllarında, hatta Cafer Sadık doğmadan önce Hazreti Hasan'dan sonra, şurayı da iyice bilmek gerekiyor. Yani Cafer-i Sadık'ı tanımak demek Şiiliği de tanımak demek oluyor. Onun için bu konular üzerinde duruyorum. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Haşimi ailenin liderliği Hasan ve Hüseyin'in üçüncü kardeşi olan Muhammed İbnül Hanefiye'ye geçmiştir. Muhammed İbnül Hanefiye Şii dünyada ve Sünni dünyada pek tanınan bilinen bir isim değildir. Muhammed İbnül Hanefiye'nin tanındığı çevre mevali çevrelerdir daha çok. Çünkü Cafer Sadık'ın işte soyundan, nesebinden, şeceresinden bahsettim. Ön plana çıkan unsurlar nedir? Onun asil bir aileye mensup olduğu. Asillik fikri ise bir Sasani kültürü açısından önemli, bir de Arap kültürü açısından önemli. Muhammed İbnül Hanefiye'nin tanınmamasının sebebi annesinin Beni Hanif kabilesine mensup olan bir cariye oluşu. Hasan ve Hüseyin orada, bunlar Fatıma'nın çocukları, peygamberin torunları, karizmaları çok yüksek. Muhammed İbnül Hanefiye'nin, yani Muhammed'in annesi ise bir köle, onların yanında adı esamesi bile okunmuyor. Ama hem Hasan hem Hüseyin öldükten sonra ailenin işlerini toparlamak, onlara büyüklük yapmak Muhammed İbnül Hanefiye'nin üzerine düşüyor. Ve her ne kadar aile Medine'de yaşıyor olsa bile tanrılarını kaybetmiş, tabiri caizse bir kültüre sahip olan Medainliler veya Kufeliler veya Iraklılar kendilerine yeni bir tanrı, yani bir lider arıyorlar. Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet edip de ayaklanmaya teşvik etmeleri bu sebeple. Hazreti Hasan'ı önemsemeleri bu sebeple. Hasan ve Hüseyin vefat ettikten sonra da Muhammed İbnül Hanefiye'nin adının ön plana çıkması yine bu sebeple. Yani toplum kutsalını arıyor ve bulmak istiyor. Muhammed İbnül Hanefiye, Haşimi ailenin veya Talibi aile demek gerekiyor belki bu tarihten sonra. Çünkü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in vefatından sonra artık Ali nesli, Ali Fatıma nesli Haseni ve Hüseyin'i kol diye ayrışmaya başlıyor. Muhammed İbnül Hanefiye'nin sağlığında mezhepler tarihi kaynaklarında Keysaniye diye bilinen, Keysaniye diye tanımlanan grup Muhammed İbnül Hanefiye'nin o kutsal kanı taşıdığını iddia etmeye başlıyor. Bu kutsal kan meselesi önemli. Yani bakın, o tarihlerde önemli olduğu gibi günümüzde de hala önemli. Ama Peygamberimiz zamanında böyle bir durum yok idi. Onu ifade etmek lazım. Nitekim şu hadis-i şerif çok meşhurdur. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya, "Kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Kıyamet gününde benim sana bir faydam olmaz." demiştir. Ve Peygamberimizin hayatında da veya Kur'an-ı Kerim'de de
insanların birey olarak dünyaya geldiği, kıyamette tek başına haşr olacakları Kur'an-ı Kerim'deki birçok surede anlatılır. Müslümanlığın mesajı da budur yani. Yani o gün anne babadan işte çocuk bilmem anne baba çocuğundan, çocuk anne babasından kaçar gibi ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Yani peygamber dönemindeki anlayış böyleyken biz Muhammed İbnül Hanefiye dönemine geldiğimizde bu anlayışın değişip işte o Tanrı özellikli, Tanrı'yla irtibatlı kişilerin etrafındakileri kurtaracağı anlayışının tekrar yaygınlaştığını görüyoruz. Bu fikirlerin daha sistematik hale gelmesi açısından Muhtar es-Sakafi ayaklanması önemli. Hicri 69 yılında Muhtar es-Sakafi işte bu Mevali denilen veya Keysani denilen kesimlerin desteğiyle Küfe'de 1,5-2 yıl sürecek bir egemenlik kuruyor. Bir devletçik kuruyor yani tabiri caizse. Bu dönemde bu türden fikirler Mevali'ye ait denilen, Mevali Arap olmayan Müslümanlar demek. Bu fikirler alenen ifade edilmeye başlanıyor. Muhammed İbnül Hanefiye'nin imamlığından bahsediliyor. Ve Mehdilik fikri, bu gibi konular gündeme geliyor. Vasilik fikri gündeme geliyor. Bu Hicri 70'li yıllar özellikle Irak coğrafyası açısından önemli bir coğrafya. Daha sonraki işte Küfe'nin veya Bağdat'ın Beni Haşim ailesini veya Talibi aileyi imam ve önder olarak kabul etmeleri, önemsemeleri bu kültürel altyapı üzerinde sivriliyor. İbnül Hanefiye'nin vefatından sonra işte oğlu Hasan, Hasan'dan sonra Hasan bin Muhammed İbnül Hanefiye, ondan sonra Ebu Haşim ailenin liderliğini sürdürmüştür. Fakat bu özellikle Ebu Haşim'e kadar gelinen dönemde Haseni aile ve Hüseyini aile kendi içinde karizmatik şahsiyetlerini yetiştirmeye başlamıştır. Cafer Sadık, işte biraz önce ifade ettiğim gibi Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'in oğlu olarak Medine'de bu şekilde yükselmiştir, bu şekilde sivrilmiştir, bu şekilde şöhret yapmıştır. Cafer Sadık'ın Medine'de yaşadığını biz biliyoruz ama onun adına izafe edilen fikirlerin Küfe'de inşa edildiğini özellikle zikretmemiz gerekiyor. Cafer Sadık'ın hayatında irtibatlı olduğu siyasi ve dini isim ve hareketlere geçmeden önce Cafer Sadık'a izafe edilen eserler var. Bunlara değinmek istiyorum. Bunları da zikrettikten sonra bu siyasi ve kültürel tarihe tekrar dönmek istiyorum. Cafer Sadık'a izafe edilen eserlerden birisi Misbahu'ş Şeria ve Miftahu'l Hakika. Cafer Sadık'ın dini ve ahlaki muhtevalı sözlerinin 100 bapta ele alındığı bir eser. Eserin el yazmaları var, çeşitli kütüphanelerde nüshaları var ve İran'da, Tahran'da ve Delhi'de, Hindistan'da yayınlanmış. Bir diğer eseri Cafer Sadık'a izafe edilen eser Tefsirul Kur'an. Bunun en eski nüshası Hicri 10. asra ait. Bu 1600'lü yıllar demek oluyor. Bu eserin de nüshaları işte Hindistan ve İran coğrafyasında. Diğer bir eser Kitabul Cefir vel Hafiye fil Cefir. El Hafiye fi ilmil huruf veya El Hafiye adıyla meşhur. Bu eserin de çeşitli nüshaları var, çeşitli kütüphanelerde var. Bu cifir ilmi gelecek hakkında kehanette bulunmak gibi bir anlam taşıyor. Risale-i Nur'a vakıf olanlar işte Said Nursi'nin bu ilmi kullandığı veya bundan bahsettiğini bilir. Bir diğer eser İhtilacul Aza, bu insan organları yani tıpla ilgili bir eser, Cafer Sadık'a izafe edilen bir eser. Bu eserinde
çeşitli nüshaları var. Bir diğer eser Heyakilun Nur Es-Seba. Bu da tılısından, büyüden bahseden bir eser. Bu eserin de çeşitli nüshaları var. Bir diğer eseri Esrarul Vahiy. Bunun da en erken nüshası Hicri 10 veya 13. yüzyıllara dayanıyor. Çeşitli kütüphanelerde nüshaları var. Bir diğer eseri Havasul Kur'anil Azim. Bu da 4. ve 11. yüzyılda istinsah edilmiş nüshalara sahip bu eserin. Bir diğer eser Kitab-ı Tevhid vel İhlilce. Mufattal bin Ömer'den rivayet edilen bir eser. Bunun da çeşitli kütüphanelerde nüshaları var. Bir başka eser Risaletül Vasaya vel Fusul. Bu da kimya ile ilgili bir eser. Bir diğer eser Risale fi ilmi sinaa vel haceril mükerrem. Bunun da çeşitli nüshaları var. Bir diğer eser Duaul Cevşen. Birkaç varak hacminde olan Risale en erken Hicri 11. yüzyılda istinsah edilmiş. Yani bu da 1700'lü yıllara tekabül ediyor. Şimdi bu eserlerin Cafer Sadık'a ne kadar ait olduğu tartışmalı. Şundan dolayı kendisi Cafer Sadık Medine'de mescitte ders veriyor. Kaynaklarda rivayet edildiğine göre mescidine 3000 veya 4000 tane öğrenci gelmiş, katılmış, ders dinlemiş. Biraz sonra isimlerinden bahsedeceğimiz şahsiyetlerin önemli özelliği kendi görüşlerini Cafer-i Sadık'a izafe etmeleri. Özellikle Şii hadis külliyatını incelediğinizde birçok hadisin rivayeti Ebu Abdullah'la sınırlandırılır. Yani bir rivayet silsilesi aktarılır. Bu silsilede belki 6-7 isim sayılır. Silsilenin başında Ebu Abdullah vardır. Yani Cafer Sadık. Bu Cafer Sadık adına bir sürü şeyin söyletildiği anlamına geliyor. Özellikle bu tılsım, tıp gibi konularda Cafer Sadık'ın uzman olması, bu konuda bilgi vermesi zor görünüyor. Şundan dolayı, yani belki de doğrudur bilmiyoruz ama o günün şartlarındaki tıp konusunda belki uzmandır. Şundan dolayı zor görünüyor. Bugün ilahiyatlarda bir sürü hoca tefsir çalışıyor, hadis çalışıyor, fıkıh çalışıyor. Kendi çalıştığı alanda bütün eserleri göremeden, bütün konuların derinliklerine vakıf olamadan emekli olup, rahmetli olup gidiyor. Bu insanlar bu ilimlerde ne kadar vakıf olacak? Eski ulemanın işte her alanda eser verdiğini görüyoruz. Mesela bazılarının tarihte, tefsirde, şunda bunda. Ama eserlerini incelediğimizde, derinlemesine tahlil ettiğimizde eserlerinin kendinden önceki müelliflerin yazdıklarının nakilleri olduğunu görüyoruz birçoğunun. Yani felsefecilerden tutun da hadisçilere, fıkıhçılara varıncaya kadar. Yani Cafer-i Sadık'a izafe edilen bu eserlerin izafetlerinin sıkıntılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca bu eserlerin Türkiye'de veya Sünni dünyada çok da yaygın olmadığını belirtmem gerekiyor. Şunu da ifade edeyim. Biraz sonra isminden bahsedeceğim isimler, Şiiler tarafından olsun veya Sünniler tarafından olsun dışlanmış isimler, gulat diye bilinen isimler, bu isimlerin ileri sürdükleri Tanrı, uluhiyet inancı veya nübüvvet inancı veya imamet inancı gibi konuların özellikle tevhid ve nübüvvet konularında, yani Allah inancı ve peygamberlik inancı konularında Cafer Sadık'a izafe edilen eserlerde yoğun olarak bulunmadığını da ifade edebiliriz. Onun üzerine yapılan çalışmalar bunların böyle olduğunu söylüyor. Cafer Sadık'ın kimlik bilgilerini, eserlerini bu şekilde zikrettikten sonra Cafer Sadık döneminde ortaya çıkan politik olaylar, dini ve kültürel olaylar. Bunların üzerinde duralım. Bunlardan birisi Beyan bin Sem'an
isyanı veya Beyan bin Seman hareketi. Beyan bin Seman'ın vefatı Hicri 119. Yani bu şahsın vefatı Emevilerin yıkılışına yakın bir döneme denk geliyor. Fakat bu şahısların ön plana çıkmış çıkma sebepleri, işte konuşmanın başında bahsetmiş olduğum mecusi kültürünü İslami bir forum içinde ifade ediyor olmaları. Çünkü Beyan bin Seman ve bundan sonra gelecek olan Mughire bin Said mesela, bunlar kendilerinin ilah olduğunu veya Hazreti Ali'nin ilah olarak Hazreti Muhammed olarak peygamber, ilah olarak Ali'nin peygamberi Muhammed olarak gönderdiğini ileri sürdüklerini görüyoruz. Hazreti Muhammed'den sonra peygamberlik vasfının kendilerine geldiğini iddia ettiklerini görüyoruz. Veya Cafer Sad'a veya Muhammed Bakır'a veya Muhammed İbnül Hanefiye'ye, yani bu Haşimi aileden öne çıkan isimlere uluhiyet, nübüvvet, imamet gibi sıfatları izafe ettiklerini görüyoruz. Bu gibi isimlere kaynaklar gali fikirler ve gali fırkalar gözüyle bakıyor. Gulatı tanımak ve tanımlamak o kadar kolay değil. Çalışmak da kolay değil. Çünkü bu gibi isimlerle irtibatlandırılan fikirler sabit fikirler olmadığı gibi, bu fikirlerin kendilerine imam, rehber, önder olarak tanımladıkları isimler de sabit isimler değil. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi, bir Muhammed İbnül Hanefiye'nin ilah olduğunu iddia ediyor. Sonra Ebu Haşim'in ilah olduğunu iddia ediyor. Sonra Muhammed Bakır'ın, sonra bilmem Cafer Sadık'ın. Dolayısıyla istikrarlı fırkalar değil. Birinci özelliği bu. Bir diğer yönü ise şu, bunların bahsettikleri uluhiyet, nübüvvet gibi fikirler ne anlama geliyordu? Bunlar çok net değil. Şimdi kelami kaynaklar veya fırak, milel, nihal türü kaynaklar bu gibi isimleri ve fırkaları sapık, din dışı, mülhit gibi tanımlıyor. Ama biz mesela günümüzde bile Sünni dünyanın içinde Sufi oluşumları biliyoruz. Sufi oluşumlarda o oluşumların başında bulunan isimlere yüklenilen anlamları biliyoruz. Acaba bizim bugünkü Sufi yapıların kendi şeyhlerine, önderlerine, liderlerine baktıkları gibi bir bakış açısından mı bahsediyordu bunlar? Bunlardan emin olamıyoruz. Çünkü bu türden hareketlerin eserleri veya temel kaynakları bize ulaşmış değil. Yani bunları biz muhalifleri üzerinden tanımış oluyoruz. Fakat Beyan bin Seman ve özellikle Mughire bin Said'in özelliği şu, bunlar Hicri 119 yılında vefat etmiş isimler. Emevi valisi, Emevilerin Küfe valisi Abdullah Kasri tarafından bunlar öldürülmüş isimler. Yani bunlar öyle büyük kitleler halinde ayaklanmış isimler de değil. Yani bunların çevresindeki grup muhtemelen küçük gruplardı. Fakat valiyi kızdıracak şeyler yapmış olmalılar ki vali bu gibi insanları öldürmüş, öldürmek zorunda kalmış. Özellikle Mughire bin Said'in öldürülüşünde yakılarak öldürüldüğüne dair rivayetler var. Yani bu insanlar muhtemelen fikirlerinden dolayı ciddi tepkiler çekmişler ve bazı siyasi tavırları sebebiyle vali tarafından cezalandırılmış olmalı. Bunların Cafer Sadık'la ilgili oluşu, Cafer Sadık'ın da ismini kullandıklarında Cafer Sadık'ın bu isimlerden teberri etmiş olması. Yani bunların fikirlerini benimsemiyor olmayışı. Şuradan kısaca bir paragraf okuyayım müsaadenizle.
Mugire'nin görüşlerine göz attığımızda onun teşbih, yani Allah'ı insan suretinde tanımlama, tecsim yine aynı şey, tekfir, yani kendi görüşlerini benimsemeyenleri kafir ilan etme, bunlarla uğraştığını, bunun yanında ilginç bir yaratılış nazariyesine sahip olduğunu görüyoruz. Ona göre, mesela Mugire bin Said'e göre, Allah insan şeklindedir. Başında bir tacı vardır. Arap alfabesindeki harfler sayısınca organları vardır. Bakınız, Hazreti Ali ilahtır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve diğer sahabiler kafir olmuşlardır. Hazreti Ali dilerse Ad ve Semud kavimlerini diriltebilir Mugire bin Said'e göre. Kendi tanımladığı anlamda Allah, yani insan suretindeki Allah, yaratmayı dilediğinde ismi azamla konuşur, uçar ve kendi tacının üzerine konar. Sonra parmağıyla avucunun içinde kullarının iyi ve kötü amellerini yazar. Bunları görünce, kendi yazdıklarını görünce terler. Bu terinden biri tatlı biri tuzlu olmak üzere iki tane deniz oluşmuştur. Sonra Tanrı denize bakar, orada gölgesini görür. Gölgesini almak için tekrar uçar, onu yakalar ve o gölgenin iki gözünü oyarak gölgeyi yok eder. Onun iki gözünden güneşi ve semayı yaratır. Tuzlu denizden kafirleri, tatlı denizden de müminleri yaratır. Vesaire. Yani bu gibi görüşler. Fakat şu deminki anlatılan mesela yaratılış nazariyesi, günümüzde bu Yezidiler, bu Güneydoğu ve Kuzey Irak'ta yaşayan Yezidilerin yaratılış anlayışına benzemektedir. Yani bu hikayenin arka planına gidildiğinde muhtemelen Mecusi dini kaynaklarında bulunacaktır. Bu gibi isimler işte Cafer Sadık'la kendilerini irtibatlandırdıklarında Cafer Sadık bunları reddetmiştir. Bunların dışında önemli siyasi politik iki olay var. Bunlardan birisi Zeyd bin Ali isyanı. Zeyd bin Ali, işte Ali Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd, bu Hicri 122 yılında Kufe'de Emevilere karşı ayaklanmıştır. Cafer Sadık bu ayaklanmayı desteklememiştir ve uzak durmuştur. Ebu Hanife ise bu ayaklanmaya ekonomik olarak destek vermiştir. İmam Zeyd'in ayaklanmasının arka planında aslında İmam Zeyd veya Zeyd bin Ali, Zeydiye mezhebinin kurucu ismidir. Ve onlara göre Zeyd imametinin gereğini yerine getirmektedir. Fakat olay derinlemesine tahlil edildiğinde Zeyd bin Ali'nin Kufe valisiyle arasındaki bir alacak verecek meselesi çıkar. Arkasından bu dönemdeki Hişam bin Abdülmelik ile, yanlış hatırlamıyorsam ismi burada kayıtlı, Şam'da hilafet makamında yaptığı bir tartışma çıkar. Yani Emeviler Zeyd bin Ali'yi, Zeyd bin Ali Sintli bir cariyenin oğludur, annesinden dolayı tahkir ederler. Fakat Zeyd'in Kufe'de taraftarları vardır. O da o taraftarlarına dayanarak ayaklanmıştır. Zeyd bin Ali'den sonra oğlu Yahya Horasan'da ayaklanmıştır. Fakat Emeviler bu ayaklanmayı bastırmışlardır. Bu ayaklanmaya Cafer Sadık katılmamıştır, desteklememiştir de. Cafer Sadık, hatta Cafer Sadık'ın babası Muhammed Bakır'la Zeyd bin Ali arasında bir tartışma geçer. Zeyd bin Ali imam olabilmek için Haşimi soydan gelmek gerektiğini, zahir olmak gerektiğini ve fiilen ayaklanmak gerektiğini savunur. Muhammed Bakır bu iddialara göre işte Hazreti Ali'nin veya Zeynel Abidin'in dahi imam olmayacağını, çünkü onların ayaklanmadığını, ayaklanma yapmadığını savunur. Aralarında bu gibi tartışmalar geçer. Bu ayaklanmadan sonra
Bir başka ayaklanma var. O da Hasani koldan gelen Muhammed Nefsüz Zekiye ve kardeşi İbrahim'in ayaklanması. Bu da Hicri 144 yılında yaşanmıştır. Ama bu ayaklanma Abbasiler dönemine tekabül ediyor. İbrahim bin Muhammed Nefsüz Zekiye ayaklanmasından önce Cafer Sadık'ın siyasi tutumunu belirleyen, çok da belirgin olmayan, kaynakların netçe konuşmadığı Ebva toplantısı diye bir hadise var. Bu önemli bir hadise. Ebva toplantısı şu: yani gerek Beyan bin Seman, gerek Mugire bin Said ve gerekse bu konuda, bu çalışmada mevzu bahis edilmeyen Emeviler dönemindeki harici ayaklanmaları Emevi devletini zayıflatmıştır. Muhammed İbnül Hanefiye soyundan gelen o Keysaniye diye bilinen mevalinin arasındaki Müslümanlık anlayışı eski İran coğrafyasında, yani bugünkü İran ve Afganistan coğrafyasında yaygın olduğundan Ebu Müslim Horasani'nin liderliğinde Emevilere karşı ciddi bir muhalefet oluşmuştur. Bu muhalefetin imam olarak gördüğü kişi Muhammed İbnül Hanefiye'nin torunu olan Ebu Haşim'dir. Fakat Ebu Haşim siyasi ayaklanmaya katılmamıştır. Bu ayaklanmayı organize edenler Peygamberimizin amcasının soyundan gelen Abbasiler soyu olmuştur. Fakat Ebu Müslim Horasani'nin kendisine Beni Haşim'den bir lider aradığı sırada Ebu Müslim Horasani ile irtibatlı olan Ebu Seleme isminde dâi bir toplantı tertip eder. Bu toplantı Ebva toplantısı diye bilinir. Bu toplantıdan önce de 3 tane farklı mektup yazar. Yani içeriği aynı 3 nüsha mektup. Bu mektubu Ebu Seleme kölesine verir. Der ki bu mektubu sırasıyla işte önce Cafer Sadık'a götür. O kabul ederse mektubun içindekilerini, sonra diğer iki mektubu yırt. Yok o kabul etmezse ondan sonra şuna git, ondan sonra şuna git diye 3 ismi tavsiye eder. Ebu Seleme'nin kölesi veya elçisi önce Cafer Sadık'a gider. Cafer Sadık daha mektubu görür görmez, yani olayı anlar, kendisine bu Abbasi muhalefetinin, daha doğrusu Mevali muhalefetinin liderliği teklif edilmektedir. O mektubu daha görür görmez direkt yırtar ve ocağa atar, yakar. Ondan sonra elçi diğer ikinci, üçüncü isimlere gider. Cafer Sadık kendisine Emevilere karşı yapılacak muhalefetteki liderliği kabul etmediği gibi diğer akrabalarını da bu işten vazgeçirmeye çalışır. Ve der ki bu siyasi liderlikte Abbasoğulları ön planda görünüyor. Bu işi götürecekse onlar götürecek. Yani biz siyasete dahil olmayalım. Ve öyle de yapmıştır. Bakın orayla ilgili de şuradan bir anekdot okuyayım müsaadenizle. Bunun üzerine elçi ikinci sıradaki Abdullah'ın yanına gider. Abdullah bin Mahz, bu Hasani aileden gelen, yani biraz sonra kendisinden bahsedeceğimiz Muhammed Nefsüz Zekiye'nin babası. Cafer Sadık mektubu okuyan Abdullah kendisine yapılan teklife olumlu yaklaşır. Ancak cevabını belirtmeden önce Cafer'in yanına giderek durumu ona danışır. Cafer ise ona karşı şöyle der: Horasan ehli ne zamandan beri senin taraftarın oldu? Onlara Ebu Müslim'i sen mi gönderdin? Onların arasında bu isimde veya bu surette birini tanıyor musun? Sen onları, onlar da seni tanımaz iken nasıl oluyor da onlar senin taraftarın oluyor? Bu sözlerinden sonra Abdullah Cafer Sadık'a kendi niyetini sorar.
yani niye böyle diyorsun bana, niye böyle konuşuyorsun diye Cafer Sadık da şu cevabı verir. Bakın burası da önemli. Cafer Sadık'ın siyasi olaylara karşı tutumunu göstermesi bakımından önemli. Allah bana bütün Müslümanlara nasihati vacip kılmış iken senden niye esirgeyeyim? Batıl şeylerle nefsini zayıf bırakma. Çünkü bu devlet onlar, yani Abbas oğulları için tamamlanacaktır. Sana gelen mektubun benzeri bana da geldi der ve olumsuz kanaatini belirtir. Yani Cafer Sadık'ın Emevilerin yıkılış sürecindeki ayaklanmalara karşı pasif bir tutum içinde olduğunu, ayaklanmaları desteklemediğini, tasvip etmediğini, Medine'de o kendi ilmi meclisinde ders vermeye devam ettiğini görüyoruz. Tarihi süreçte biliyorsunuz Ebu Müslim'in desteğiyle Emevi İmparatorluğu Hanedanı yıkılır. Abbasiler Emevi Hanedanından herkesi barışalım bahanesiyle Hilafet Sarayı'na davet eder. Ebul Abbas Es-Saffah, ilk Abbasi halifesi, davete bütün aile mensuplarını çağırır. Emevi iktidar mensupları saraya geldikten sonra kapıları arkadan kilitletir. Davet sofrası ortadayken onların hepsini kılıçtan geçirir. Sonra üzerine örttürür. Onun üzerinde kendi yakınlarıyla ziyafet verir. O katliamdan kaçan 2. Abdurrahman güç bela kaçarak Endülüs'e gider. İşte o, bir tek o Endülüs Emevi Devleti'ni kurarak aileyi ve siyasi geleneği orada devam ettirmiş olur. Ebul Abbas Saffah'tan sonra hilafete geçen Cafer Mansur aslında Abbasi Devleti'ni ikame eden budur. Bu süreçte Cafer Sadık ve Ebu Hanife bütün bu geçiş sürecine şahit olan kimselerdendir. Emevi Devleti yıkılmadan önce Ebu Hanife'den başkadılığı isterler. Ebu Hanife bunu reddeder. Abbasi Devleti kurulduktan sonra Ebu Hanife'den yine başkadılığı isterler. Ebu Hanife bunu da kabul edilmez. Ve nihayet kendisi hapiste dövülerek öldürülür. Halife Mansur Cafer Sadık'ın kendisine biat etmesi için Medine'den Kufi'ye gelmesini ister. Fakat Cafer Sadık oraya gitmez. Gitmemesine gerekçe olarak da kendisinin hasta olduğunu ileri sürer. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den bir hadis nakleder. Fakat Cafer Mansur kendisi haç için Medine'ye gelir, Mekke'ye gelir. Medine'de bunların durumunu yoklar ve Cafer Sadık ve Hüseyini ailenin siyasi bir hazırlık içinde olmadığını görür. Fakat onları gözetim altında tutar. Fakat biraz önce bahsetmiş olduğumuz Abdullah bin Mahz'ın soyundan gelen Muhammed Nefsüz Zekiye ve kardeşi İbrahim Abbasilere karşı, yani devletin daha kurulma aşamasındayken bir ayaklanma gerçekleştirir. Muhammed Nefsüz Zekiye Medine'de ayaklanır ve Mansur'un göndermiş olduğu halifeyi kovalar, kendisi halifeliğini ilan eder. Medine'nin yakın bölgelerine valiler tayin eder. Ondan bir süre sonra da Basra'da kardeşi İbrahim ayaklanır. Fakat Halife Mansur önce Medine'ye kendi veliahtı ve ordu komutanı olan İsa'yı gönderir. İsa bin Musa Medine'de Muhammed'i ortadan kaldırır, yener. Burada Muhammed Nefsüz Zekiye ile Cafer Mansur arasında mektuplaşmalar yaşanmıştır. Bu mektuplar son derece önemlidir ve son derece edebi metinlerdir. Bu mektuplaşmalar süresinde Muhammed kendisinin Haseni aileden geldiğini,
peygamber soyuna daha yakın olduğunu savunur, ileri sürer. Cafer Mansur da yani anne boyu üzerinden peygamber soyuna mensup olduğunu, halifeliğin kendi hakkı olduğunu savunur. Halife Mansur da mirasın öncelikle amcanın hakkı olduğunu, kendilerinin Abbas'ın soyundan geldiğini ve hilafetin kendi hakları olduğunu savunur. Ve Nefs-i Zekiye'yi annesiyle övündüğünden dolayı, yani kadınlara dayanarak övündüğünden dolayı tahkir eder. O mektuplar edebi metinlerdir ve önemli metinlerdir. Fakat askeri olarak İsa bin Musa'nın komutasında Medine'ye gelen orduyla ortadan kaldırılması sebebiyle Muhammed Nefs-i Zekiye'nin ayaklanması bitmiş olur. Cafer Sadık'ın bu ayaklanma ve aynı zamanda kardeşi İbrahim'in Basra'daki ayaklanması konusunda önceden destek vermediği gibi, biraz önce konuşmasından da alıntı yaptığım gibi, bu iki ayaklanmanın başarısız olacağına dair görüşü Cafer-i Sadık'ın kehaneti, imametinin alameti olarak yorumlanır. Fakat Cafer Sadık'ın öyle bir iddiası yoktur. Bu hem Muhammed Nefs-i Zekiye'nin hem de kardeşi İbrahim'in ayaklanmasına Mutezile'den haricilere varıncaya kadar ve Zeydiler ciddi destek vermişlerdir. Fakat her iki ayaklanmada başarısız olmuştur. Dolayısıyla Cafer Sadık'ın hayatı boyunca yaşanan önemli siyasi olaylar bunlardır. Bunun dışında teolojik ve kültürel olaylar diye isimlendirdiğim birkaç isim var. Bunlardan da bahsettikten sonra konuşmayı bitireceğim. Cafer Sadık'ın ders halkasına gelen, ondan ders dinleyen ve onun adına nakillerde bulunan birkaç isim var. Bunların birincisi Hişam bin Hakem. Hişam bin Hakem özellikle imamiyet teorisini inşa eden bir isimdir. İmamiye teorisi, işte imamların ilahi bir bilgiyle donandıkları ve bu imamların işte Ali'den Hasan'a, Hüseyin'e, ondan sonra Muhammed Bakır'a, Hüseyin'e, Ali'ye, Muhammed Bakır'a ve Cafer Sadık'a geçtiğini savunan, bu fikri kelami ve felsefi düzeyde savunan isimlerden birisidir. Cafer Sadık aslında bu gibi isimleri reddetmiştir. Mesela Hişam hakkında şöyle söylediği rivayet edilir. Cafer Sadık Hişam'ı uyararak ona, "Bizden herhangi bir şey aldığınızda Kur'an ve sünnetle doğruluğunu teyit etmedikçe almayın. Söylediklerimiz Kur'an'a ve peygamberin sünnetine karşı olursa kabul etmeyin. Elbette biz bir şeyle ilişki kurduğumuzda Allah şöyle dedi, peygamber şöyle dedi deriz" şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Fakat Hişam bin Hakem'in de işte Emeviler dönemindeki Beyan bin Seman veya Mugire bin Said'in Allah anlayışına benzer, Allah'ı bir cisim olarak tavsif ettiği görüşleri vardır. Fakat bu görüşleri mesela Hişam bin Hakem şöyle anlatır: Allah'ın üç boyutlu bir cismi vardır. Fakat bu insana benzemez. Yani nurani bir cismi vardır gibi. Dolayısıyla bu gibi isimleri Ehl-i Beyt mensuplarının, başta Cafer Sadık olmak üzere, veya Şiilerin tamamen kafir olarak görmemelerinin sebebi bu gibi tevilleri olmalıdır. Hişam bin Hakem'den sonra önemli bir isim Hişam bin Salim el-Cevaliki. Bu isim aslen Cüzcanlı, yani Afganistan bölgesinden bir isim. Küfe'de yaşamış, Medine'ye gelerek Cafer Sadık'ın ders halkasına katılmış. Şimdi Afganistan ve İran bölgesi dediğimiz zaman bugün bile hala eserleri ayakta olan Mecusilik veya Zerdüşlük kültürü gözümüzün önüne geliyor. Bahsetmiştik ya, Zerdüşlük veya Mecusilikte siyasi liderler tanrı olarak kabul ediliyordu.
Yani bu görüşün hala Beni Haşim ailesi üzerinde yaşatılmaya çalışıldığı düşünülüyor. İmamların ismet sıfatını mesela şöyle diyor Hişam bin Salim el-Cevaliki, peygamberler günah işleyebilir, mümkündür. Çünkü peygamber kendisine vahiy alan bir kişidir. Vahiy getiren melek hatasından dolayı onu uyarabilir. O hatasından böylece vazgeçip tevbe edebilir. Ama imamların kendisine vahiy gelmediği için imam masum olmalıdır. Yani ne demek bu? İsmet sıfatına sahip olmalıdır. Hiç günah işlememelidir. Yani bu eşyanın tabiatına aykırı bir görüş. Ama bugün imamiye itikadında da savunulan bir görüş. Bu fikri ilk defa savunan Hişam bin Salim el-Cevaliki görünüyor. Cafer Sadık'la ilişkisi ise Hişam bin Salim'in Cafer Sadık vefat ettikten sonra imameti Cafer'in oğullarından Musa Kazım'a geçtiğini savunan bir isim olması. Çünkü Cafer Sadık önemli bir isim. Soyu şeceresi itibariyle önemli. Bir de kendisinden sonraki oğullarının durumu sebebiyle önemli. Çünkü Cafer Sadık'ın en büyük oğlu Abdullah, sonra Abdullah'tan sonraki oğlu İsmail ve sonraki oğlu Musa. İmami Şiiliği Musa Kazım'ı imam olarak kabul eder. İsmaili Şiiliği ise Cafer Sadık'ın oğlu İsmail'i imam olarak kabul eder. Abdullah en büyük oğlu, fakat Cafer'in talebeleri sağlığındayken Abdullah'ın yanına gidip Abdullah'ı imtihan ettikleri, onu imamete layık görmediklerini söylerler. Yani yeterince bilgili ve uyanık birisi değilmiş. Hişam bin Salim el-Cevaliki, Cafer Sadık'tan sonra imamet fikrinin Musa'ya geçtiğini savunan birisi olmuş. Bir diğer isim Cabir bin Yezid el-Cufi. Bu önceleri mutedil düşüncelere sahip bir muhaddis iken sonra Muhammed Bakır ve Cafer Sadık'ın imametini savunmaya başlamış. Cafer Sadık, Cabir hakkında şunları söylemiş. Ey Cabir, duyduğuma göre Irak'ta bazıları bizi sevdiğini iddia eder. Ama Ebu Bekir ile Ömer'e dil uzatırlarmış. Bunu da onlara benim öğrettiğimi ileri sürerlermiş. Allah rızası için ben onlardan uzağım. Yüce Allah'a yemin ederim ki eğer halife olsaydım onların boyunlarını vururdum. Ben bu iki büyük sahabe için istiğfar etmez ve onlar için mağfiret dilemez isem Muhammed'in şefaatine eremem. Allah'ın düşmanları bu iki sahabeden gafildirler. Yani Cabir bin Yezid el-Cufi'yi görüşleri sebebiyle tenkit ediyor. Ama Cabir bin Yezid el-Cufi özellikle deminki bahsettiğimiz hadislerin Cafer Sadık'a izafe edilmesinde önemli bir isim olarak görülüyor. Bir diğer isim Zürare bin Ayen. Zürare muhaddis, fakih ve mütekellim. Cafer Sadık'ın yanında bulunmuş. Bu Cafer Sadık'ın büyük oğlu Abdullah'ın imametini savunmuş. Ama Abdullah'ın vefatından sonra bu da Musa Kazım'ın imametini savunmuş. Kaynaklarda Cafer Sadık'la ters düştüğü hususlar, yani ihtilaf ettiği, tartıştığı konuların olduğu söyleniyor. Bunlar da yine bu isimlerin gali diye kabul edilen, aşırı diye kabul edilen görüşleri savunuyor olmasıdır. Üzerinde duracağım son isim Ali bin Numan el-Ahvel. Ahvel şaşı demek oluyor. Bu önemli bir isim. Çünkü bu Ebu Hanife ile de tartışmaları olmuş bir isim. Kendisi kaynaklarda bahsedildiğine göre kuyumculuk yapan, sarraflık yapan birisiymiş. Sünniler bunu Şeytanut Tak diye tanımlıyor. Tak demek
Medain şehrinden bahsederken şehrin güzelliğinden bahsetmiştik ya. Şehirdeki o şeyler, revaklar. Yani şeytanuttak revakların şeytanı, yani çarşının şeytanı. Müminuttak da Şiilere göre o çarşının mümini. Kendisi zaten kuyumcu sarraf olduğu için paradan anlayan birisi. Şiiler ve Sünniler arasında böyle bir farklı kimliği olan birisi. Yine Allah insan şeklindedir ama cisim değildir görüşü Numan el-Ahvel'de de var. İmamların üstün bilgiye sahip oldukları, bu bilginin insanlara rehberlik edebilmeleri için gerekli olduğu ve o imamlara itaatın farz olduğu görüşlerine sahipmiş Numan el-Ahvel ve bu fikirlerini Cafer Sadık'a arz etmiş. Cafer Sadık da ona karşı, eğer ben senin bu görüşlerini tasvip edip onlara katıldığımı ifade edecek olursam dalaletle suçlanırım diye açıkça reddetmiş. Bunun yanında Cafer Sadık'ın çevresinde bir takım şair isimler var. Beşşar bin Bürüt, Muammer bin Heysem, Bezir bin Musa gibi isimler ve Ebul Hattab gibi isimler bunların arasında. Özellikle Muammer bin Heysem'in taraftarı olan Muammeriye diye bilinen bir grubun Küfe'nin bir mahallesinde kurdukları bir çadırda toplanarak Lebbeyk ya Cafer diyerek ona ibadet ettikleri naklediliyor kaynaklarda. Özetle bu gibi isimler Cafer Sadık'ın döneminde yaşamış isimler ve ona bu türden görüşleri izafe etmiş isimler. Fakat Cafer Sadık bu görüşlerden ve bu isimlerden uzak olduğunu beyan etmiş. Biz şunu anlıyoruz. Cafer Sadık kendisi Medine'de yaşamış ve muhtemelen ara sıra Küfe'ye de gidip gelmiş. Fakat Küfe'de Cafer Sadık'ın adına işleyen bir medrese var. Bir ortam var yani. Ve bu gibi isimler o ortamda bu imamet ve gulat diye tanımlanan fikirleri pekiştirmiş. Tabakat kitaplarında şu en son saydığım isimlere izafe edilen bir sürü isimden, eserden bahsedilir. Yani bu isimler eserler kaleme almışlar. Cafer Sadık'ın Ebu Hanife ile ilişkisi açısından Ebu Hanife'nin levle senetan leheleken numan şeklinde bir sözünün olduğu nakledilir. Yani eğer ömrümün son iki senesi olmasaydı Numan helak olurdu, Ebu Hanife helak olurdu şeklinde bir sözü nakledilir. Bu söz erken dönem tabakat kitaplarında yer almaz. Sonraki dönemlerdeki Sünni tabakat kitaplarında yer alır. Yani bu şunu göstermektedir. Cafer Sadık'ın isminin kullanılması kendi yaşadığı dönemde devam ettiği gibi kendinden sonraki dönemde de devam etmiştir. Cafer Sadık'ın isminin ön plana çıkması Şii çevrelerden taraftar toplama gayreti olmalıdır. Çünkü Cafer Sadık, işte sohbetin başında ifade ettiğim gibi, anne tarafından Hazreti Ebu Bekir'in soyundan gelmektedir. Evet, bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.